İlk başta geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi istersen sorulara geçelim. Tamam. Türkiye'de amatör spora gereken önem veriliyor mu sizce? Bu konu hakkında ne söyleyebilirsiniz bana? Yani bazı dallarda önem veriliyor, bazı dallarda önem verilmiyor bence. Özellikle mesela basketbol, voleybol, futbol gibi dallarda çok önem verilirken handbol, atıyorum daha düşük, masa tenisi, tenis bu gibi dallarda bence çok daha az yatırım var, daha az önem veriliyor. Taraftar kitlesi daha az. Bu bence bir eksik diğer ülkelere göre. Amatör spora gereken maddi destek sağlanıyor mu? Mesela benim oynadığım zamanlarda ben gençken Fenerbahçe'de oynuyordum. Ben. Tabii o biraz daha büyük bir spor kulübü olduğu için maddi imkanlar çok daha yeterliydi. Genelde hani İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde olan takımlar hani o maddi imkanlarını sunabiliyorlar. Ama onun dışında kalan şehirler bunu sunamayabiliyor. Özellikle Anadolu'daki şehirler. Ben çok fazla oradaki insanları da tanıyorum. Bir sürü tarama ekibi falan İstanbul'dan, Ankara'dan yolluyorlar oyuncuları bulmaları için. Orada aynı imkanlara ulaşamıyorlar maalesef. Ama işte hani benim de avantajım büyük şehirde olmamdı. İstanbul'da ve Fenerbahçe gibi kulüpte başlamamdı basketbolu. Dediğim gibi amatör branşları yani her şehirde aynı maddi imkanlar sunulamıyor. Evet. Sporcuların ülkemizde eğitim konusunda neler söylemek istersiniz? Ya öncelikle bence sporla eğitimi bir arada getirmek Türkiye'de çok zor. Ben de bunu yaşadım. Yani ben Fransız mezunuyum sen kuşları ama bana hani orada hocalarım da müdürler de bana çok hani gerçekten yardımcı oldular. Müsamaha gösterdiler ben okurken. Yani herkese nasip olacak bir şey değil. Ben çok şanslıydım. Özellikle hani iyi okulda okuyorsan sporu onunla beraber götürmek gerçekten çok zor. Özellikle hani liseyi bir şekilde bitirebiliyorsun ama üniversiteye geçtiğin zaman devam mecburiyeti olduğu için yani üniversite daha farklı olduğu için o ortamda sporu idare ettirmek çok zor oluyor. Ben de bunun sıkıntısını çekmiştim. YTP lisansını kazanmıştım ama maalesef İzmir'de taşınmak zorunda kaldım. Tekinleri istedim. O yüzden okulu dondurmak zorunda kaldım. Sonra ben de yatay geçiş yaparak başka bir üniversiteye geçtim ama şu an 26 yaşında ancak mezun olabildim. O yüzden gerçekten eğitime götürmeyi çok zor. Sizi öğrencilik hayatınızda en çok zorlayan şey ne oldu? Öğrencilik hayatımda yani bence lisedeyken çok disiplinli bir okuldum. Sen çok çok disiplinli okuldum. Hani de çok erken saatte kalkıyordum okula gitmek için. Ve hani okul bittikten sonra da antrenmana gidiyordum. O tempo beni gerçekten çok yoruyordu. Hem sınavlara hazırlanmak, derslere girmek, okula gitmek, antrenman maçı oynamak benim için çok zor oluyordu. Hani o dönemler benim için zorluydu ama iyi ki de yapmışım diyorum. Sonuçta hani ileride bir sakatlık olabilir, herhangi bir problem olabilir. Basketbol oynayabilirim. O yüzden eğitim çok önemli. Hangi sporda kolayca sponsor bulabiliyor musunuz? Ya açıkçası bundan 3-4 sene önce daha kolaydı bu. Ama şu an hani Hani biliyorsun maddi ekonomik durumlar zorlaşıyor gün geçtikçe. Yani insanlar da bu şekilde yatırım yapmaya çekiniyor. Özellikle dışarıdan, yurt dışından sponsor bulmak çok zor. Genelde hani yurt dışı yatırımcılar onlara destek oluyor. Belli başlı kulüpler bunu her sene istikrarlı bir şekilde devam ettirebiliyor ama bazı kulüpler mesela ligden çekilmek zorunda kalıyor. Benim oynadığım ligde de geçen senelerde 3-4 takım ligden çekilmek zorunda kaldı maddi zorluklar yüzünden. Oyuncuların çünkü maaş ödeyemeyi gibi problemler oluyor. Bu gerçekten Türkiye'de büyük bir sıkıntı haline geldi. Bu bence ekonomik durumda böyle olması bile etkiliyor. Yani genelde yurt içindeki dediğim gibi şirketler veya hani büyük firmaların sahipleri böyle şeylerin düğününde oluyorlar. Ya da çok büyük bir spor kulübünün olması lazım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi ya da basketbol, Anadolu Efes gibi. Dediğim gibi hani o imkanlar da gittikçe azalıyor. Diğer meslektaşlarınızın ne gibi sorunları oluyor maddi anlamda? Maddi anlamda hani belki diğer insanlara göre, normal çalışan insanlara göre bence çok daha iyi rakamlar kazanıyor sporcular. Hani bu basketbolcular da futbolcular da böyle. Ama sonuçta bu rakamlar da hani yurt dışına baz alarak baktığımız zaman rakamlar ciddi anlamda düştü. Hani normal bir insan zaten hani tatile gitmek için zorlanıyorken hani bunu yurt dışına belki sporcular bile giderken zorlanabilecek yani. Şu an belki de öyledir. Ama sonuçta dediğim gibi maddi imkanlar bence diğer
çalışan insanlara göre çok çok daha iyi yani. Yani kendini idame ettirme şansın daha fazla. Evet. Peki federasyondan köklü bir destek alıyor musunuz? Yani sizin ihtiyacınızı karşılıyor mu federasyon? Basketbol Federasyonu elinden geleni yapıyor bence. Hani bu bence Futbol Federasyonu içinde geçerli. Çünkü dediğim gibi biz bir tarafında da ben sporcuyum. Yani oradaki imkanları görünce gerçekten bize büyük destek oluyorlar. Konaklama olsun, hem tedarik malzemeler, oynadığımız spor salonu falan. Bunlar bizim için gerçekten büyük kolaylıklar sağlıyorlar. Evet. Federasyondan hani gerçekten sporcuları destek alıyor. Tabii ama bu her anlamda oluyor mu? Atıyorum. Üst seviyelerde kesinlikle bu oluyor ama mesela alt seviyelerde bu kadar imkanları bulamayabiliyorsunuz. Hı hı. O yüzden de ben bu durumda şanslı kalıyorum. Şey, taraftarlar için söyleyebiliriz, hani amatör spor dallarında taraftarların boyutu nelerdir? Hani katkı sağlama dereceleri, ne gibi etkileri vardır? Bence bu arada bu taraftar kitlesi son yıllarda çok arttı. Zaten futbola bir taraftar kitlesi var Türkiye'de. Ama bu basketbolda da Avrupa'da başarılar gelince insanlar basketbol oynamaya başladılar. Bir sürü basketbol maçı neredeyse tıklım tıklım salonlarda oynanıyor. İşte bunun örneği Anadolu Efes var. Çok başarılı bir takım. Fenerbahçe var. Şimdi Bursa Spor var mesela. Onlar hep hani iyi seyirciler önünde oynuyorlar. Taraftarlar insanların da hoşuna gidiyor. Çünkü rekabetçi bir ortam ve zevkli bir sonuçta deşarj oluyorlar basketbol veya futbol. Ya da atıyorum voleybol takımları da çok iyi durumda. Hani kadın voleybolunda çok gelişti. Avrupa Dünya Şampiyonlukları var. Yani taraftar kitlesi dediğim gibi çok destek alıyorlar. Basın yayın organlarının etkisi nelerdir? Sizce? Son zamanlarda teknolojinin de çok artmasıyla tabii sosyal medya çok popüler oldu. Bu Instagram, Twitter. Hani sporcular için de takımlar için de hani attığınız her adım bildiğin takip ediliyor. O yüzden sosyal medya organlarını kullanmak çok nasıl diyeyim önemli. Hani doğru kullanmak bir sporcu adına veya bir spor kulübü adına. Bunun da hani basın yayın organlarına görebiliyorsunuz. Başarılı olduğunuz zaman sizi her yerde duyuruyorlar. Ama başarısız olduğunuz zaman da sizi yerden yere vurabiliyorlar. Hani bu normal bir şey. Buna alışmak gerekiyor. Dediğim gibi basın yayın organları ciddi gelişim gösteriyor. Bu da teknolojinin ve dediğim gibi sosyal medyanın gelişmesinin çok büyük etkisi var. Amatör ve profesyonel spor branşlarında sakatlanan sporculara yaklaşım konusunda neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben de hani bazı ciddi sakatlıklar yaşamıştım. Her sporcunun başına gelebilecek bir şey, kötü bir şey. Ama hani bu konuda genelde kulüpler büyük destekler oluyor. Çünkü sonuçta bir kulübün artık bir masörü, bir fizyoterapisti, bir doktoru mutlaka oluyor. Hele üst seviyese bizim gibi. Atıyorum Türkiye Basketbol Ligi'si ya da futbolda bile. Hani bunlar kesin olarak olmanın zaten zorunluluk getirdiler. Yani federasyonlar da oyunculara sigorta sağlıyor. Bu da hani sporcular için bir garanti opsiyon. Bence hani o konuda Türkiye'de sağlık sektöründe iyi olduğu için oyunculara ve sporculara büyük kolaylık sağlıyorlar. Spor dalında profesyonellik sonrası sporcuyu bekleyenler nelerdi? Hani amatörden profesyonele geçenler mesela. Amatörden profesyonel geçince gerçekten bir kere adapte olmak çok daha zor. Çünkü her şey çok disiplinli ve yani sonuçta siz maaşlı çalışansınız gibi düşünün. Yani her zaman performans spor olduğu için iyi performans vermiyorsunuz. Hani belki bazı düşüşler, yükselişler oluyor. Ama genelde hani tutarlı bir performans vermeniz bir spor açısından çok önemli. Peki yani... Amatör branşta sizi çok yardım eden insan olmuyor ama oraya çıkınca sonuçta maaşlı bir çalışan olduğun için yani dediğim gibi performans spor olduğu için insanlar seni yargılayabiliyor. Tabii bunlara takılmadan devam etmek önemli. Peki gelecekle ilgili kariyer planlamasında hani ne tür güçlükler yaşanıyor? Açıkçası bu biraz eğitimsel hayata da bağlı. Çünkü bazı insanlar hani sporu seçip eğitim hayatını bırakabiliyor ve basketbol veya atıyorum futbol. Oynadığı spordan sonra boşluğa düşebiliyor. Belki hani parasını kaybedebiliyor, zor durumda kalabiliyor. Hani o yüzden spor, bence sporcular hani o spor yaparken bile ileri düşünmesi gerekiyor. Hani ben basketbol, futbol atıyorum, oynadığı sporu bıraktıktan sonra bir işte uğraşacak mıyım? Hani uğraşmalı mıyım? Bunları düşünmek lazım. Hani ben bile kendi adıma konuşayım. Ben bile şu bu zamandan beri başladım hani öyle şeyleri düşünmeye. Evet. Basketbolu bıraktıktan sonra ne yapabilirim? Hayatımı nasıl idame ettirebilirim? Tabii bunu dediğim gibi eğitimli olmak benim. Yani eğitimli sürdürmek, üniversite mezunu olmak benim için çok önemli. Peki hani sporculara ne gibi bir şey söylemek istersiniz? Ya ben de amatör branştan başlayıp profesyonel geçtiğim için hani
eğitimi de diğer insanlara daha şanslı olarak götürebildiğim için onlara söyleyeceğim tek şey, hani ya bir seçim yapmaları ya da hani ikisini beraber kesinlikle yürütmeleri gerekiyor. Bence hani kesinlikle üniversite diploması almaları gerekiyor. Ellerinde bulunması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi hayatında getireceği belli olmuyor. Bir sakatlık olur, bir kaza olur. Yani spor bırakmak zorunda kalırsın. O yüzden hayatını garanti altına için eğitimin de çok önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Onun dışında da hani kendilerini motive edip hiçbir zaman vazgeçmeden ve çok çalışmalarını söylüyorum yani. Evet, çok teşekkür ederim bu arada. Yani çok yararlı oldu. Ben de çok memnun oldum arada. Az önce bahsetmişti bana. Aynen. Ben evet. Çok teşekkür ediyorum. Az önce de çok selamlı iletesin. Tamam. Teşekkürler.